Bir hafta aradan sonra arka bahçeden sevgiler. Efendim bugün Türkiye'den Avustralya'ya göçü konuşacağız. İnsanımızın Avustralya'daki başarılarını anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Konuğum, emekli milletvekili Sayın Tayfun Eren. Hoş geldiniz. Efendim Tayfun Eren'i tabii tanıyorsunuz. Özellikle Melbourne'lar tanıyorsunuz. Bizim ilk milletvekilimiz hem Türk olarak hem Müslüman olarak, değil mi efendim? Evet. Evet, 1996 yılı. Şimdi istiyorum ki bugün Tayfun Bey, hem biraz o günlere dönelim. Aslında sizinle program daha önce yaptık ama zaman yetmiyor. Bugün de öyle olacak kanaatindeyim. Önce programa başlamadan önce bir söz alalım. Bu program yetmediği takdirde bir sonrakine ne dersiniz? Memnuniyetle teşekkür ederim. Çok Tabii ki. güzel. Sevgili izleyiciler, Tayfun Eren'le programlarımız devam edecek. Ama öncesinde istiyorum ki Türklerin Avustralya'ya geldiği o yıllara bir dönelim. O perspektiften bir bakalım. O şartlarda nasıl oluştu? Özellikle sivil toplum kuruluşları. Evet. Sonra da biraz hem iğneyi hem çıvaldızı biraz kendimize biraz topluma batıralım. Çünkü bunun yararı var diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tabii ki. Tamamen katılıyorum. Şimdi efendim önce hoş geldiniz. Bizi kırmadınız. Sydney'den buraya ayağınızın tozuyla da hemen stüdyoya aldık sizi. Teşekkür ederim. Biraz sıcak bir gün Sydney'de. Harika bir gün. Harika bir gün. Evet. Bayağı da güzel bir sabahtı. Evet. Birlikte kahvaltı ettik. Şimdi 96 yılında seçildiniz. Ama onun öncesinde bir evveliyat var. Buraya göç. İşte aşağı yukarı 50. yılına yaklaşıyor Türklerin göçü. Evet. O günün perspektiflerinden değerlendirmek istiyorum. Geldiğinizde ve kendinizi bildiğinde, yani ilk gençlik yıllarınıza geldiğinde bir takım eksikler hissettiniz. Bir hatırlayalım mı o yılları? Neden siyasi arenada savaş vermeye, bir anlamda aslında öyle biraz da mücadele vermeye karar verdiniz? O noktaya gelmek istiyorum. Buyurun. Tabii ki. Biliyorsunuz savaşların bittiği yerde politika başlar. Politikanın bittiği yerde savaşlar başlar. Tabii ki bizi motive eden şeylerden bir tanesi bu alanda. Çünkü yaşadığımız ülke bizim vatanımız. Bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olabilmek, pozitif katkılarda bulunabilmek en doğal haklarımızdan olduğu için siyasete girdik, katıldık. Aradan yıllar geçmesine rağmen arkamızdan gelen arkadaşlar da devam ettiriyorlar. Kendilerini de buradan tebrik ediyorum. Evet, bu arada gerçekten Victoria bir öncüdür. Yani Türklerin siyasi alandaki başarısındaki örnekleri. Buna Evet. katılıyoruz. Şimdi ben Evet. Victoria New South Wales diye sevgili izleyiciler böyle karşılaştırmaktan ziyade ne doğru yapıldı, ne eksik yapıldı, ne de yapılmadı noktasına bir gazeteci edasıyla yaklaşmak istiyorum. Bunda da sanıyorum mahsur yok. Evet. Şimdi sizden sonra devam eden çok ciddi atılımlar var. Örneğin Sayın John Hamdi Eren şu anda çok önemli bir bakanlık görevini Victoria'da üstleniyor, Evet. kardeşiniz. Tabii ki birlikte teşiki mesainiz oldu. Onun dışında başka arkadaşlar da vardı. Milletvekili olan Adem Bey gibi. Evet. İşte şu anda Nazlı Hanım, değil mi? Evet, aynen. Evet. Bunları da tebrik etmek istiyorum. Fakat New South Wales'de bunlar olmadı. Oraya geleceğim. Şimdi o güne geldiğinizde neydi sizi siyasi alana iten bu öncülük görevi bir anlamda nereden kaynağını aldı ve o günkü zorlukları biraz bize anlatın lütfen. Evet. Tabii ki çok küçük yaşta Avustralya'ya geldiğimiz tarihlerde 1969 yılında çok mükemmel bir ülkeye geldiğimizi uçaktan indikten sonra, arabalara bindikten sonra ilk oturduğumuz eve giderken her şeyin ne kadar mükemmel, muntazam olduğunu görünce ilk günden Avustralya'ya ben ısındım. Tabii ki yıllar sonra dünya çapında Melbourne'e biliyorsunuz 4 kere üst üste Dünyanın en iyi kenti seçildi. en iyi kenti Yaşanası seçildi. kent. Mükemmel. Evet. Bu böyle olmasına rağmen tabii ki eksikliklerimiz var. İnsan haklarında vesaire vesaire. Bu açıdan benim de katkı bulunabileceğime inandım ve tabii ki bunu yaparken yalnız değildik. Etrafımızda, yanımızda, toplumumuz içerisinde sayılan, sevilen insanlarla beraber toplum için, tüm genel toplum için bir yola çıktık. Biliyorsunuz Victoria ve Melbourne birçok konuda, çok kültürlülük konusunda bilhassa
öncü olarak gidiyor. Sadece Türk toplumu açısından değil, tüm toplumlar için. Evet, evet, evet. O bir kültür başkenti gibi. Aynen. Sporda da öyle. Tabii ki. Ki kardeşiniz de spor bakanlığını da üstlendi değil mi? Hem ANZAK hem spor hem etkinlikler, büyük etkinlikler bakanlığı son derece başarılı devam ediyor. Şimdi o günkü manzara içerisinde İşçi Partisi, baktınız ki anladığım kadarıyla İşçi Partisi'nde yeşerebilir bu toplum. İşçi Partisi'ne biraz daha yakın. Sizin de düşünceleriniz yakın. O gün İşçi Partisi'ni seçtiniz ve parti içerisinde faaliyetlere başladınız. Ama öyle kolay bir şey değil bu. Yani şimdi siyasi alanda herkes bir takım düşüncelere sahip olabilir ama belli merhaleleri geçip de o noktada hedefe varmak yahut yeni hedefe doğru tekrardan bayrak almak zor bir iş. Şimdi mutlaka bir çevre ilişkisini gerektirdi. Siz mahalle mahalle adeta örgütlediniz. Ve pek çok kişinin de partiye girmesini sağladınız hatırladığım kadarıyla. Evet. Değil mi? Evet. Pek çok arkadaş vardı. O orayı şöyle, o manzarayı bize biraz söyler misiniz? Çok arkadaştan söz etmek lazım belki. O tabii günlere ki döndüğümüz zaman. Tabii değil ki. Onlar da hepsi çalıştılar. Aklıma gelen ilk isimlerden bir tanesi rahmetli Recep Resuloğlu. Trafik kazasında eşiyle beraber Allah'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. O ilk kurulan şubemizde idare heyetinde görev alan bir arkadaşımızdı. Tabii ki Recep Bey'in yanında toplumun içerisinde o kadar çok isim var ki şimdi bazılarını bahsedersek unuturuz. Diğer arkadaşlar şey yapabilir evet, ama hepsine sevgilerimizi, selamlarımızı, aramızdan ayrılanlara da rahmet okuyoruz. Aynen. Öyle aynen. Değil mi? Evet tabii ki. 96'da şimdi görüyorum Sayın Onur Öymen'in sizi kutlayan bir mesajı var önümde. Evet. 96'da seçildiniz. Evet. O gün ilkti değil mi? Commonwealth ülkelerinde İngilizce konuşulan ülkelerde daha önce bir örneği yok bildiğim kadarıyla. Yok, evet. Daha önce. Nasıl bir duygu o? Senatoya gittiğinizde, meclise gittiğinizdeki ilk duygu. Yani o gün orada var olmak. İşte benim istediğim yer burası mı dediniz yoksa bu bir başlangıç mı dediniz? Bir hatırlayalım. Evet. Çok güzel bir soru. Aslında hiç o konu üzerine hiç düşünmedim desem doğru. Samimi konuşuyorsun orası arka bahçe. Aynen, hocam. Aynen. Tabii ki meclise ilk girdiğim gün o tekrar İngiltere ve Westminster sistemi üzerine kurulan o mükemmel ortam tabii ki etkilendik ama şeyi düşünme fırsatınız yok. İşte dünya İngilizce konuşulan ülkelerde ilk Türk kökenli milletvekilisiniz vesaire bunlar aklınıza gelmiyor. Aklınıza gelen tek şey toplumunuza hizmet edebilmek, bir şeyler verebilmek. Karınca kararınca bir şeyler yaptığımıza inanıyorum. Onur Bey'in epey oldu ben okumadım. İsterseniz okuyun ben de hatırlamış olayım. Evet şimdi Onur Bey sizi tabii kutluyor burada. 30 Mart 1996 günü yapılan Victoria eyaleti seçimlerinde şöyle yapalım sevgili seyircilere de göstererek seçimlerinde Avustralya İşçi Partisi'nden senatör seçilmiş olduğunuzu büyük bir memnuniyetle öğrendim. Evet. Ya onlar için de büyük bir keyif tabii. Diyar gurbette bir arkadaşımız böyle bir göreve seçilmiş. Evet. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın sorunlarını duyurmak için yaşadıkları ülkenin siyasi hayatında ve da yer almaları ve katkıda bulunmaları açısından önemli bir örnek oluşturan başarınızı kutlar. En iyi dileklerimi sunarım. Onur Öymen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı. Evet. Onur Aynen Bey, burada böyle. Evet. Ben de onur duyuyorum bunu okumaktan. Onur Öymen'i. Yani ben ilk defa okuduğum zaman o tarihlerde çok duygulandım. Çünkü Onur Bey'i çok sevdiğim ve saydığım çok mükemmel hizmetler veren bir büyüğümüz. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Bizim Ozi ablanın diplomat olduğunu biliyorsunuz tabii esasen. Çocuk programları yapan Ozi ablamız. Evet, evet, yani evet. Şimdi evet. Bilmiyorum tabii ona da soracağım Onur Bey'le tanışıyorlar mı diye. Mutlaka tanışmışlardır. Gerçekten ben de çok büyük keyif alıyorum sizi arka bahçede ağırlamaktan. Şimdi zaman çok çabuk geçiyor. Bu bölümü o günkü koşulları biraz anlasınlar izleyici diye, o günü bir hatırlayalım diye ilk bölümü bu şekilde bir şey yapmaya çalıştım, derlemeye, toparlamaya çalıştım. Ondan sonra şimdi mesajlara geçeceğiz. Ama önce isterseniz bir Ozi ablaya gidelim. Çocuklar bekliyor. O bir çocuklarla haşır neşir olsun. Sonra tekrar stüdyoya dönelim. Harika. Torunlarım çok seviyor, evet. Seyrediyorlar ve harika.
Devamını diliyoruz. Harika. Efendim bu bölümü ara veriyoruz. Reklamlardan sonra Ozi abla geliyor. Daha sonra Tayfun Eren'le söyleşiye devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Sayı sevmeyi biliyor musun? Biliyorum. Seninle beraber sayı sayalım mı? Peki. Sen başla. Ben mi? Hı-hı. Tamam. Bir. İki. Üç. Dört. Değil. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Sekiz değil. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. 14. Hayır. 15. 16. On yedi. 18. 19. 20. Ah ben de tam 20 diyecektim. Gerçekten çok keyifli Ozi ablayı izlemek. Ne diyorsunuz? Tamamen katılıyorum. Yani. Harika. Vallahi özel bir program yapması lazım. Evet. Yani arka bahçeden uçuracağım kendisini. Çünkü gerçekten Ozi abla için izleniyorum. Yani tuhaf da bir durum olmasın yani. Evet. Kendisi yok, Allah'ı var. Toplumumuz evet. Dört gözle her hafta bekliyor yani, programları. Çok övünüyorum, çok evet. Seviyorum. Çocuklara yapılan yatırımı çok doğru buluyorum. Çünkü... Herkes için geçerli. Siz de çocuklara yatırım yaptınız. Bir takım işlere girmenizin esas nedeni gelecek. Evet. Değil mi? Sizden sonra iz kalması, sizden sonra devam etmesi.
örnek olabilmek. Hı hı. Bunu bir sonraki programda daha ayrıntılı ele alacağım. Şimdi aklıma takılan bir şey var Tayfun Bey. Yani hemen soracağım. Hı. Victoria'da bu denli başarılı Türk insanının siyasi arandaki başarısı ortada. Fakat New South Wales'de bir tutukluluk, tutuklu bir hal var. Yani neye tutukluyuz bilmiyorum. Belediye meclisi üyesi seçebildik, seçebiliyoruz zaman zaman ama parlamento bir türlü olmadı. Hı. Burada spesifik bir gördüğünüz bir şey var mı? Bence benim kanaatim var ama sizce siyasi alanda bir uzman olarak yapılan hatalar ya da yapılan eksiklikler var mı? Ya da bir takım şeyler Victoria'da doğal olarak mı gelişti? O konuyu rica edeceğim sizden. Evet. Tabii ki hayatta her şeyin doğal olarak gelişmesi çok güzel bir şey. İhtiyacı binaen yaptığınız işleri yapmanız gerekiyor. Tabii ki iki eyalet arasında çok değişiklikler olmasına rağmen bazı konularda New South Wales ve Sydney, Melbourne'den ileride. Ama şu kesin, görünen köye kılavuz istemez denilir. Victoria'da yapılan icraatlar, sivil toplum kuruluşları, iş adamları vesaire örnek oluşturmuş bir halde. Bunları bir yakından gözden geçirmeleri, yapabiliyorlarsa mecliste yer alacak arkadaşların yetişmesi toplumumuz için çok güzel bir şey olur. Bize de düşen bir şey varsa tabii ki her zaman için hazırız. Yani burada şu, Victoria'daki yapılan doğru örnekler ya da New South Wales'de doğru yapılan doğru örnekler birbirlerine transfer edilmek için iletişim şart. Değil mi? Yani evet. Bugüne kadar tek kelimeyle o iletişimi yeterince gördünüz mü? Yani bugüne kadar. Yani çok böyle iştihakla bir iletişim isteği var mıydı? Sizin 96'da seçildiğiniz gündem, günlere dönersek. Maalesef yok tabii ki. Yani yok, şey yok, bir koordine yok. Evet. Bir beraberce değişik eyaletlerden insanlarımızın bir araya gelip dertlerimiz nelerdir, neler yapabiliriz, bu ülkenin daha da güzel seviyelere gelmesi için ne yapmamız gerekiyor? Stratejik toplantılar gerekiyor tabii ki. Bu kısa, orta, uzun vadeli yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Oysa sizin uluslararası anlamda bu konudaki çağrılarınız yanıt buldu. Kıbrıs'ta bütün Türkiye'li, Türk milletvekilleri farklı yerlerde siyaset yapan insanlar birleştiniz bir dönem. Siz onlara katıldınız ve burayı temsilen katıldınız. Hatta bunlar devam etti. Uluslararası alanda bunu sağlayabildiniz ve orada gittiniz, konuşmacı oldunuz. Hatta Avustralya'da da yapıldı bunlar. Evet. Ama ben biliyorum ve çok iyi biliyorum ki bir takım şeyler körelmiş noktada bekletildi. Şunu biliyorum bir gazeteci olarak. Hı hı. Ermeni meselesi konusunda New South Wales parlamentosuna anıtın dikilme aşamasında bir büyüğümüz kalktı, bir toplum önderimiz acele istifa edin İşçi Partisi'nden dedi. Oysa istifa etmek mi doğruydu yoksa İşçi Partisi'ne daha çok girip bu tasarıyla hukuki anlamda yahut meclis anlamında kendimize göre düşüncelerimizi ifade etmek, koşullarını güçlendirmek mi doğruydu? Evet. Yani ben sadece bu soruyu ortaya koyuyorum. Evet. İzleyicinin kafasında da biraz gelişsin diye. Evet. Yani daha çok sarılmak meselesi. Evet. Tarihsel acı, yaşanan acı olaylar hatırlanması gerekiyor. Tabii ki insanların birbirine saygı, sevgi duyduğu takdirde insanın dili, dini, ırkı ne olursa olsun insan olması gerekiyor. Tarihe baktığımız zaman yapılan hatalar varsa bunlar gözden geçirilmesi lazım. Hata yapıldıysa özür dilenmesi lazım. Nitekim tahminim Türkiye Cumhurbaşkanı bu konuda bir adım attı. Evet. Biz özür diliyoruz diye bir adım atıldı. Tabii ki tarihi olayları tarihçilere bırakmak çok daha uygun bir şey. Tarihçilerle beraber konu araştırılması lazım. Arşivler irdelenmesi lazım. Araştırılıp netice olarak ne çıkıyorsa tüm kesimler bunu kabul edecek tarzda barışçıl bir yola çıkılması gerekiyor. Evet. Onun için eğer buradaki Sydney'deki eyaletinde eyalet temsilcileri
uygun görüp öyle bir şeyi koydularsa buna reaksiyon değil aksiyon olaraktan araştırın, bir acılı bir günü hatırlamak için yapılmış, katkıda bulundum buna. Eğer katkıda bulunamıyor veya tarihi araştıramıyorsanız partiden istifa ederek, toplumdan kendinizi soyutlayarak bir neticeye varılmaz. Çünkü insanlar birbirlerini tanıdığı sürece aradaki o kutuplar eriyebiliyor. Yakından tanıdığımız zaman ne kadar birbirimize yakın olduğumuzu tanıyoruz ve anlıyoruz. Bunu başarmak da zor bir şey değil aslında. Onun için negatif şeylerden ben şahsen uzak durmaya çalışıyorum. Daha çok pozitif, insanları, halkları bir araya getiren, halkların birbirlerine saygı, sevgi duymalarını sağlamak için projelerin üretilmesi gerekiyor. Evet. Yani buradan şu da çıkabilir mi? İnsan bilmediğinden ürküyor. Maalesef. Değil mi? Tabii ki. Tanıyınca savaşmaktan vazgeçebilirsiniz. Gerçi savaşları çıkaranlar bu işleri iyi ayarlıyorlar ama yine de dediğinize %100 katılıyorum. Yani New South Wales veyahut da Victoria ya da Queensland diye ayırmak istemiyorum ama bir meseleyi çözmenin esasında ricat değil de yaklaşım, sevgi ya da anlamaya çalışmak dediğiniz gibi son evet. derece şey. Çok önemli. Ancak tabii o kadar sorudan soru çıkıyor ki sizinle program yaparken asıl soracaklarımı unutabilirim ama ikinci program sözü aldığımız için biraz rahatım açıkçası. Aa, teşekkür ederim. Ben de çünkü soru soruyorsunuz o kadar mükemmel sorular ki bir soru üzerinde belki saatlerce konuşabiliriz. Evet. İşte bize verilen süre bu Tayfun Bey. O bakımdan kanalı birazcık zorlayacağız. Bir siyasi bir platform ya da ne bileyim öyle bir program düşünülebilir. Umarım ileride başka bir yerde yolumuz kesişir. Şimdi İnşallah. Tabii sivil toplumların, sivil toplum örgütlerin milleti yani toplumları yönlendirmesi konusundaki hassasiyeti vurguladınız. Buna ayrı bir bapta, ayrı bir bölümde değinmeyi düşünüyorum bir sonraki programda. Biraz eleştiriler bakacağım. Yani şimdiden hazırlanın. Çünkü eleştirel bakmak istiyorum. Her şey olduğu gibi, her şey güzel yürürken de eleştirmemiz, daha dikkatli olmamız gerekebilir. O anlamda bu programın esas amaçlarından biri de bu samimiyet çerçevesinde bunları konuşmak. Tabii ama Victoria'da işler iyi gidiyor şu anda. Hı hı. Fena gitmiyor partiden. Karşı partiden niye biz milletvekili çıkaramıyoruz? Yani siz işçi partilisiniz ama özel bir soru. Arka bahçe sorusu. Evet. Tabii ki herhangi bir konuyu analiz yaparken yapabilmeniz için araştırmanız gerekiyor. Bazı acıları yaşayan mesela şu anda Suriye meselesi. Bazı acıları yaşayan insanların acılarını hissedebilmek, elinizden ne geliyorsa yapabilmek bu çok önemli. Çünkü herkese çok değişik şeyler düşüyor. Herkes işlerini gücünü bırakıp toplum için kendilerini feda edecek pozisyonda değiller. Tabii ki çok profesyonel çalışılması gerekiyor. Profesyonel çalışan insanlar genelde çok daha verimli neticeler elde edebiliyor. Verimli neticelerin neticesinde de gelecek nesilden genç arkadaşlarımız yerlerini değişik yerlerde alabiliyorlar. Bunu yapabilmek, başarabilmek çok önemli. Bu konuda bitirirken soruyorum. Yeteri kadar lobi faaliyetlerinde bulunabiliyor mu Türk toplumu? Lobiyi de tanımlayacağız ya ama onu bir dahaki program bırakalım. Tabii biraz ki. Tadında bırakayım mı bu işi? Tabii ki. Tabii. Programın sonuna geldik. Çok güzel. Yani tabii gerçekten ki. Tabii. Son derece keyifli söyleşi. Hı-hı. Ama bunu devam ettireceğiz. Ben bu lobiyi merak ediyorum. Herkesin ağzında bir lobi var. Ama bu lobi nedir? Ne olur bir dahaki programa konuşalım. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Niyetiniz geldiğiniz ayağınıza sağlık. Teşekkür Görüşmek ederim. Üzere. Teşekkür ederim. Efendim Sayın Tayfun Eren'le gerçekleştirdiğimiz bu programı burada noktalıyoruz. Bakalım bir sonraki programda neler konuşacağız. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla karşınızda olabilmeyi umarak her şey gönlünüzce olsun diyorum efendim. Esen kalın.